Emil Nolde'nin 1913 yılına ait Genç Çift adlı litografı, yani taş baskısı. Nolde, önde gelen dışa vurumculardan biri olarak tanınır. Dışa vurumcular, eserlerinin çoğunu 1900'lerin ve 1910'ların Almanya'sında vermiş olan bir ressam grubudur. Bu ressamlar, süjelerinin duygusal dışa vurum etkisini artırmaya çalıştılar. Bunun için de formların şeklini bozmak ve renkleri abartmak gibi yollara başvurdular. Bu resim, cinsiyetler arasındaki ilişki üzerine. Resmin teması bu. Nolde, insan varlığının temeline nüfuz eden temaların peşinde koştu. İlginçtir, resimdeki figürlere baktığımızda ilişkilerinde belli bir çapraşıklık görüyoruz. Adam, kadının bileğini kavramış. Kadınsa irkilmiş gibi. Kadın adamdan korkuyor mu? Yani tehditkar bir durum mu söz konusu? Yoksa aralarında şakalaşıyorlar mı? Bu belli değil. Burada aynı litografın 3 varyasyonunu görüyoruz. Litografide şekil boyayla taş üstüne çizilir ve tuvale basılır. Nolde ticari bir litografi matbaasıyla çalışıyordu. Yani bu matbaa normalde sanat eseri basmıyordu. Nolde çok deneysel işler yaptı. Sadece 112 renkle yetinmek yerine her baskıda rengi değiştiriyordu. Bu eserde 112 renk kullanarak 68 renk varyasyonu elde etti. Bunlardan üçü Modern Sanat Müzesi'nde olduğu için gerçekten çok şanslıyız. Çünkü bu sayede Nolde'nin rengi nasıl kullandığını, renkle nasıl deneyler yaptığını ve her defasında nasıl farklı duygusal dışa vurumlar yarattığını görebiliyoruz. 1913 yılı Nolde gibi dışa vurumcuların en çarpıcı eserlerini verdikleri yıldır. Bir yıl sonra, yani 1914'te Almanya 1. Dünya Savaşı'na girdi. Ve o günden sonra ilişkiler, temalar ve dışa vurumculuğu verimli kılan ruh hali epey bir değişti.